sizin görüşlerini almak için buluyoruz. Adil bir seçim olmasını istiyorum. İnsanlar özgürce, adilce bir seçim olsun istiyorum. Hile karışmadan. Devletimizin, milletimizin hayırlı olması. Herkese hayırlı son gelsin dinliyorum. Başım. Hayırlı, huzurlu hayat geçirmek istiyorum. Bu kadar. Cevap. Hiçbir yerde ekmek gidemiyor. Ben sahilde gazetelerimden mısır satıyorum. Abla pazarda bile bizi idare etmiyor. İki tane çocuk okudum. Üniversite okudum. Okudamıyorum yani. Bu işi de yaptım yani. Zor yani. Geçimiz zor. Birçok vaatlerde bulunuyorlar. Bu vaatlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Hiçbirisini de yapmıyorlar, yalan konuşuyorlar. Onu düşünüyor. Anladın mı? Hiçbirisi de yapmıyor dediklerini. Vaatlerde bulunur mu? Vaatler %100 olur diye bir şey diyemeyim ama olmalıdır. Hırsızlık olmalıdır. Bak şimdi Bursa'da grev var hocam, görüyorsun. Bursa'daki otomobilciler grevdeler. Sebep oluyorsunuz grevlere. Parayı alıyorsunuz. Evet. Mesela ben asker emeklisiyim, benim paramı sormuş. Bak ucuz ben geliyorum diyor, seni bu vatandaşın parası yok. Bu seçimlerde çok şeyler değişecek görünüyor. Artık insanlar, esnaflar, çiftçiler, herkes zor durumda. Yani artık kesesini dolduran kalmayacak. Yani bundan sonra seçimlerin çok yani ciddi bir anlamda gerçek şeyini bulacak ya, tabana inecek bence inşallah. Yani kararsızlar da tam kararını verecek. Seçim bence bu sene çok şey geçecek ya, hak edilen alacak ya. Yani. Seçimlerle ilgili şu ana kadar alt tabakaya yapılan hiçbir şey yok. 5 lira. Genelde yapılanlar her şeyler üst tabaka, orta tabaka. Biraz da alt tabakayı düşünsünler ki mesela bir emekliye verilsin ki 1,5 milyar veya 2 milyar bizim pazarımız da canlansın. Bizim zaten müşterimiz pazar emekli. Çoğunlukla emekli ve işçi. Zaten parası olan, memur olan gidiyor, marketten alıyor. Bize gelecek olan emekliler geliyor. O yüzden biraz emeklilere para verilmesini istiyoruz. Maaşlarının yükseltilmesini istiyoruz ki bizim de satışımız artsın. Birçok partimizin asgari ücretiyle ilgili vaatler de bulunuyor. Bu vaatlerle ilgili düşünüyorum. Olabileceğini düşünüyorum aslında. Çünkü çok fazla kendi çıkarları için harcamalar yapılıyor. Bunlar halka yansıtılırsa eğer olabilir. Neden olmasın? Versinler 1,5 milyon askeri ücret bir şey yok. Vermeler lazım. 1,5 milyonlara ne ki? Varsa versinler. Çok yani. Razıysa yeter. Benim görüşüm 1,5 lira en azından olması lazım. Asgari ücret şu an çok düşük olduğunu düşünüyorum. Bazıları yüksekten açıklama, bazıları gibi normal yani. Olabilecek şeyler. Mesela 5 günler diyelim de var, olmayacak bir şey. 5 bin lira benim görüşümde. 800-900 küsür de az. Ortalama söyleyenler de var. Yani, olursa, yaparlarsa çok iyi olur vatandaşın için, halkımız için. İyi bir şey. Mesela bugün 1500-1800 diyenler. Bana göre iyi. Tabii bütün halkın istediği bu ama evet. Olur olmaz bilmiyoruz. Peki bu 1800'leri sizce çok uç bir rakam mı? Hiç bir rakam değil. Hayat standartları zaten yeterli değil 1800 liraya normalde. Evet. Olması gereken bir şey ama işte olmuyor. Kadınların ülke yönetimine yeterli derecede katıldığını düşünüyor musunuz? Yok, hayır. Daha fazla katılabilirler. Önleri açılabilir daha fazla. Çok fazla önleri açmadığını düşünüyorum. Beklentilerimiz çok da gerçekleşse inşallah gerçekleşir. Peki, kadınların ülkenin yönetiminde yeterince temsil edildiğini düşünüyor musunuz? Hayır. Maalesef. Cumhurbaşkanı, madem ki bu kadar yatırım olduğunu söylüyor da, hani bize hiçbir görüntü yok. Yani pazarcının hali belli. Şu anda insanlar parasız pazara geliyor, 10 lira, 15 lira parayla geliyor, alışveriş yapıyor. Bir şey aldığı yok. Milletin parası bitmiş. Bizler de bir şey satamıyoruz. Bizlerin parası da para... Buradaki ürünler para etmiyor, mağduruz ve halk bu konuda şikayetçi, yönetimden şikayetçi. O Türkiye'nin hali şu haliyle gidişatı iyi değil. Benim çocuğum askerden geldi,
şu an iş bulamıyor ya, iş bulamıyor. 2 yıl üniversite bitirmiş. Askeriye müracaat etti, bilmem şundan bir mana buldular, elediler. Şuna müracaat ediyor, yok. Çocuk 800 milyon liraya şu an plastik şeyinde çalışıyor. Fabrikasının, enjeksiyonlu makinede. Yani bu kadar emek verdi, okuttuk. Hani yatırım yapıldı da nerede bizim çocuklarımız işe girdi? Ben bunu anlamıyorum yani. Yani yatırım olan bir şey biraz da alt tabakaya baksınlar. Alt. Üst tabakalar zaten almış kendini gidiyor. Memura bakıyorsun. Memur alıyor 2,800-3 lira. İşçi alıyor 900 lira. Ya neresi bunun Türkiye her şey yolunda gidiyor? Ben anlamıyorum yani. Yani eğer yolundaysa devam edelim o zaman. Başka bir şey söyleyeceğim yok benim bu konuda. Zaten de birisi gelse de şöyle bir içimi döksem de istiyordum yani gerçekten. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Seçmenlerin düşüncelerini öğrenmek için şu anda adaylık. Dedikleri kelimelerden iki tanesi yalan. Ya dünyanın en 17. ekonomisi değiliz. Eğer böyleyse memura işçi neden zam veriliyor? İlk önce bunlar meydanlara çıkıp da şunu yaptık, bunu yaptık demesin. Memura işçiye neden zam veremiyoruz onu açıklasın. Para var bu ülkenin demek ki. Kendileri konuştuklarına göre. 23 senedir emekliyim. 900 lira 50 galiba. Evim kirar. 3 tane nüfusum. Suyum, elektriğim, telefonum, bilmem neyim, bilmem neyim. 900 lira yetiyor mu acaba? Evet. Öyleyse 1800 lira bile. 1500 lira verse gene belki düzelirim. Evet. Yani kendim için demiyorum. Bütün benim gibi herkes öyle. Hı hı. Yani 1500 lira gelse elimize geçse memnunuz, razıyız. 900 lira ben ne yapayım? 300 lira kira veriyorum. Hı. Kalıyı 600 lira. Günde bir paket sigara içiyorum. Diyeceksin ki niye içiyorsun? İsmail. İki paketti. 150-200 lira da o. Etti sana 500 lira. 400 lira olan ben ne yapayım? Asgari ücret 1800 lira olursa herkes rahatlar. Beklentim bu hükümetin devrilmesi. Başka bir şey istemiyorum. Ne olursa olsun gitsin. Yeter yani. Evet. Peki ülke bunu kaldıramaz diyor. Sizce bu doğru bir açıklama mı? Vallahi doğru değil. Emekliye bir şey yok. Emekliye hiçbir şey yok. Sadece havalanı yapmak, yol yapmak, bilmem ne yapmak, bilmem ne. Şimdi orduya havalanı, Rize'ye havalanı, Samsun'da var, orduda var, kiryası ne de yapılacak bunlara şey masraf edene kadar. Fakire versin. Emekliye versin bir şey. Asgari ücreti yükseltsin. Samsun'dan ordudan giresin, aralarında ne var? Buraya hep havalanı yapmaya masraf da bu devletin şeyisi. Demek ki devletin borsası geniş ama hep havalanlarına yollara. Yok yolları yapsın, önemli değil, önemlidir. Ama üzeri masraflar var, devletin üzeri masrafları var. Evet. Fakirin karnı doymuyor. Gerçek bu diyorsun. Ya ben 900 liradan ben ne yapayım? Evet. Ben de şuna bahsediyorum, ülkenin milli ekonomideki refahına, insanların ekonomik durumuna, yaşadığımız koşullara bakmışlar. Benim bakıyorum, ülkenin gerçekten bütün milli değerleri satılmış, peşke çekilmiş, yandaş ve yalaka takımına bütün cumhuriyetin değerleri, fabrikaları, ekonomik getirisi olan her şeyi peşke çekilmiş. Milli olan her şey yağmalanmış. Bugün insanların cebine bakıyorsun, cebi az, cebinde para yok. İnsanlara 20 lira zam verirken öbür tarafta 300 lira, 400 lira insanların cebinden çıkıyor. Bu ülkenin şeyi değildir, geleceği bir işe değildir. Neticede bunların yaptıkları sadece talanla başka bir şey değil. Ne kadar Atatürk'e ait meyeller varsa hepsi ayak kural kalmıştır. Bu ülkenin geleceği tamamen karamsarlık ve kötü bir işe bir son vermişlerdir. Bunu nasıl vereceğiz? Bunu ancak insanların ekonomik ve siyasi taleplerine vereceğiz. Bu sandıkta kendini tamamen gösterecek. Problem çok. Hele de esnafın durumu çok kötü yani. Alışveriş oluyor mu? Çok artıyor mu? Çok durgun.
hele bu seçim dolayısıyla çok aşırı durgun. Yani canlılık olduğunu söylüyorlar ama zannedersem bunu iyi takip etmiyorlar. Canlılıkların AVM'lerde olduğunu düşünüyorlar. Küçük esnaf şu anda çok ölü bir durumda. Bunu bilirseler, takip ederseler çok daha iyi olur. Peki asgari ücretle ilgili açıklamalar yapıyor seçime giren partiler. 1500 lira, 1800 lira, 5000 lira diyen de var. Hı hı. Bu asgari ücret konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Ne olmalıdır, nasıl olmalıdır? Bunun tamamen bir siyasi oyun olduğunu düşünüyorum. 13 yıldır niye hiç yükselmedi? Tamamen bir siyasi oyundur. Hepsi için geçerli. Evet, yükselmeli mi? Ne kadar olmalı size göre? Ne kadar olursa bir insan asgari ücretle geçmeli? Yani açlık sınırını 1500 lira, 1400 lira diyorlar. Asgari ücreti 900 lirayla sınırlıyorlar. O zaman asgari ücretle çalışanları açlığa terk ediyorlar. Yani benim görüşüm budur. Evet. Peki başkanlık sistemi gelince birçok sorun çözülecek diyor Cumhurbaşkanı, hükümet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Başkanlık sistemi gerçekten ülkenin sorunlarını çözecek mi? Başkanlık sisteminin tam olarak böyle ne olduğunu açıklamıyorlar ki. Halk bilgili değil ki bu konuda tam bir net karar versin. Buna göre broşürler yapmalılar, halkı bilgilendirmeliler. Hangi yasa neye yarıyor, kanun işte. Bunları hep bilgilendirmeliler ki ona göre halk karar versin neyin ne olduğuna. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Sait Kocaman, Artvin doğumluyum, emekli bir işçiyim. 25. dönem milletvekili genel seçimlerinde HDP'den milletvekili adayı oldum. HDP bileşenleriyle Emek Partisi'nin yapmış olduğu ittifak neticesinde adayım. HDP bileşenleriyle birlikte seçim faaliyetlerimizi Samsun'da yoğun bir şekilde yürütmekteyiz. Ve yaptığımız gezilerde, ziyaretlerde Samsun halkından yoğun bir ilgi ile karşılaşıyoruz. Halk 13 yıllık AKP iktidarı döneminde sorunlarının çözülmediğini, aksine çoğaldığını, neredeyse her evde bir işsizin olduğu bir Samsun'dan bahsediyoruz. Ve Samsun halkı HDP'nin seçim bildirgesinde ortaya koymuş olduğu programdan ve HDP Genel Başkanı'nın gerek seçim meydanlarında yaptığı konuşmalardan ve açıklamalardan oldukça memnun ve Selahattin Demirtaş'ı ilgiyle izlediklerini söylüyorlar ve seçim bildirgesinde açıklamış olduğu şeylere de programın içeriğinde de oldukça sıcak bakmakta Samsun halkı. Bizler bu seçimlerde gerçekten HDP'nin Samsun'da görmüş olduğu ilgiden çok umutluyuz. Cumhurbaşkanlığı döneminde 9800 oy alan Halkların Demokratik Partisi bu seçimlerde bu sayısını katlayarak Samsun'dan bir çıkış yapacaktır. Biz tüm bileşenler olarak, tüm adaylar olarak buna inanıyoruz. Ve Samsun'da gördüğümüz şeyler de bunlar. Bundan birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Samsun'da bir miting düzenledi. Ve bu mitingde sanki seçimlere giren bir partinin genel başkanı gibi Samsun'a 14 katrilyon 300 trilyonluk bir yatırım yaptıklarını 12 yıllık süre içerisinde bunlardan söz etti. Duble yollardan söz etti. İşte hava yollarından, hava alanlarından söz etti ve daha birçok yatırımdan söz etti ama bunu Samsun halkına dönüp sorduğumuzda işte bu kadar devasa bir yatırımdan sizin yaşamınıza ilişkin bir gelişme var mı? Sizin yaşamınızda bir iyileştirme var mı diye sorduğumuzda Samsun halkı bu yatırımlar nerede diye bizlere sormaktadır. Yani yaşamlarında bir değişikliğin olmadığını, aksine sorunların arttığını söylemektedirler.